Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Game Dev Tycoon'a hoş geldiniz. Bunu o kadar çok sevdim ki ara vermeden hemen ikinci videoya başladım. Devam ediyoruz. Burada şeyler falan filan vardı. Ben hemen yeni veya iç sözleşmesi bula geleceğim. Tamam, bunu yapabiliriz. Çok rahat bir şey gibi geliyor bana. Yine arkadaşımız beyin travması geçirmeyip böyle kafasını kaşımaya başlamazsa yaparız bence. Güzel yaptık. İç sözleşmesi bul bir tane daha. Bunu yaparsın bence. Bence bunu yaparsın. Lütfen, lütfen kafanı çalıştır bu sefer. Lütfen şey yapmasın. Lütfen beynini kullan bu sefer düzgün bir şekilde. Oyunumuz hala satıyor. Çok iyi, çok güzel. Bayağı bir satmışız. 42.000 ünite. Güzel, bir oradan para aldık. Hiç araştırma puanı gelmedi. Ben araştırma puanı gelmesini istiyorum aslında. Başka bir iş sözleşmesi yok. 4 hafta. Bence bunu yapamam ben. Yeni bir oyun geliştirelim. Konusu ne olsun? Kurt adam olsun konusu. Tür. Rol yapma, simülasyon, strateji. Aksiyon olsun. Platform. Testi aksiyon iyi, fena değil dediler. Master V. Para ödeyelim, evet bu için. Oyun motoru da bu olsun. Yetişkinler için olsun bu. Aynen. Oyunumuzun ismi... Mikrofon uzakmış, affedersiniz. Oyunumuzun ismi ise... Erbörü olsun. Kurt adam demek eski Türkçe'de. Şu ana bizim kurtlara kurt dememizin şeyi nedeni eskiden, yani çok eski zamanlarda kurtlardan korkuyor oluşumuz. Ve eski Türk inanışlarında şey var, ikisi de olacak hocam. Aksiyon olduğuna göre motor bu seviyede olacak, hikaye o kadar şey olmayacak. Kurtlardan korkuyor oluşumuz ve eski Türk inanışlarında bizi bir şeyin ismini söylediğiniz zaman onu çağırdığınız anlamına geliyordu. O yüzden kurtlardan da korktukları için kurtlara kendi isimleriyle seslenmiyorlardı ki kurtların ismi Börü'ydü. Yani kurda Börü diyorlardı. O yüzden bizim bildiğimiz o küçük kurtlar var ya, onlara ya kurt demeye başlamışlardı, Börü'lere. O yüzden şu anda kurt diyoruz. Kovador 64'ün yavaş yavaş diğer PC üreticilerine karşı pazar payı kaybettiğini söylüyoruz. Biz bunu nereye yapıyoruz ki? Gomodor. Biz Gomodor'a mı oyun çıkarıyoruz? Bölüm tasarımı. Diyaloglar o kadar şeye gerek yok. Yapay zeka. Bunlar şey olması lazım. Güzel. Ben fazla mı risk alıyorum? O yüzden mi acaba şeyim? Bu kadar fazla kar yapamıyoruz. Oo, grafik, ses, dünya tasarımını aşağı çek. Merhaba, ben Steve O'Connell, Planet GG için çalışan bir muhabirim. Şirketinizin yetişkin kitlere hitap eden bir oyun geliştirdiğine dair duyum aldık. Tabii ki röportaj ver bakalım. Tamam. Güzel, basınla sıkı fıkı olmak daima iyidir. Hype var o zaman. Aynen, bayağı bekleyen 9. Şu hataları bir şey yapalım da. Hype, bekleyen dediğimiz hype. Hype biriktiriyoruz. Ooo, tasarım iyice bombaladık tasarımı. Woohoo! Tasarım acayip uçtu. Harika. Gamelink. Gamelink'e bir oyun çıkaralım. Tamam, Gamelink'e bir oyun çıkarırız. Bitir bakalım. 16-16 gayet güzel bence. Çok güzel bence. Tamam, bence oyunumuz bir yere gibi. Bu oyun bir şeyler olabilecek bu oyundan. Bu oyundan bir şeyler olacak gibi. İncelemeler bir gelsin. Aha. Hadi bakalım. Güzel, 7. İyi, fena değil. Kötü değil 7. Yapma. 6 mı? Hadi 8 ver hocam sen. 6 mı? Neden? Neyse, araştırma raporlarına bir bakarız. Hepiniz güzel, hoş. Yani average, normal bir şey. Bence şu andaki şeyimiz. Evet, Erbörü hakkında bir rapor oluştur bakalım. Neden bu kadar az sattı, az puan aldı görelim. Ben daha iyi bekliyordum açıkçası. İyi bir şeyler olacak gibi bekliyordum ama pek olmadı. İyi, bayağı da iyi şey geliyor. Kurt adam ve aksiyon harika bir kombinasyon. Oynanış oldukça önemli. Ooo, Master V yetişkin kötü. O yüzden böyle. Bir araştırma yapalım o zaman. Sıradan oyunlar. Yeni konu olarak ne var? Hükümet, Siber Korsan, Dans, UFO. UFO'yu bir araştır bakalım. Beklenenin altında kesinlikle. Hedef kitleyi kötü seçtik.
Ama aksiyon kurt adam. Ha şey için, platform için öyle. Gamling'e oyun yapacağız bundan sonra. Gamling'e ne oyun yapabiliriz ki? Nasıl bir oyun yapabiliriz Gamling'e? Ya bir RPG oyunlara geçebilsek harika olacak da. Geçemiyoruz. Araştırma. Oyun üreticileri sıradan oyunlar. Sıradan oyunlara bir bakalım bakalım neler olacak. Casual game. Sıradan oyunlar. Sıradan oyunlar. Sıradan oyunlar ne abi? Sıradan oyun ne? Sıradan oyun ne? Gözünü seveyim. Ne olduğunu bilmiyorum ben oyunun. Yeni oyun tipi mi bu? Bir araştırma şeyi daha yapalım bakalım. Sürekli aynı şeyleri yapmak istemiyorum. Oyun üreticileri. Bunu da yapmamız lazım. Bunlar da yapılması gereken şeyler arasında. Peki biz kar yaptık mı Airbury'den? 107 bin. Bakalım ne kadar şey olacak. Güzel. O zaman yeni oyunumuza hemen şey yapalım. Konu. UFO. Tür. Gündelik. Bu sıradan oynar herhalde. Gündelik olsun, bir deneyelim nasıl gelecek. Platform. Gamelink. Evet, satın alacağım. Dream Engine'i satın alıyorum. Genç kitle için. Gamelink genç kitle için olur. Gamelink şey, Game Boy'un parodisi gibi bir şey işte, oyun içindeki karşılığı. Oyun konsepti, adı ne olsun? UFO. Senin adın da Y files olsun. Tabii ki ikide grafikler. Başlat oğlum geliştirmeyi. Neden başlatmıyorsun? Bayağı bir 110 bin şey harcadık buna. Oyunu kaydet, doğrusal hikaye. Aynen. Güzel. Hikaye görevler. Motor. UFO. Gündelik. Böyle bir şey olması lazım. Video oyunlarına olan ilginin artmasının yanında ayrıca video oyun dergileri için giderek büyüyen bir kitle var. Bu dergiler oyun geliştiricilerinin gelecek oyunları pazarlaman için olacakları şey sunuyor. Tamam, pazarlama şeyini araştırırız. Her şeyi araştırmamız lazım. Ne kadar yenilik getirebilirsek o kadar iyi. Diyaloglar, bölüm tasarımı, yapay zeka o kadar şey olmaması lazım. Bölüm tasarımı, diyalogları birazcık artıralım bence. Tamamdır böyle. Tasarım ve teknoloji çok aşağıda. Temel sesler. Mono falan filan yok muydu bunda ya? Dünya tasarımını birazcık şey yapalım. Ses birazcık azaltalım. Tamam, bakalım ne olacak. Fena değil ama aşağı kötü olacak gibi geliyor. Seviyelerimiz yükseldi. Güzel. 2D grafikler ve yapay zeka ve oynanış hakkında seviyelerimiz yükseldi. Güzel. Daha iyi kullanıcı deneyim. 3D grafikler. Harika. Bir oyun raporu çıkar ve ilk önce şeylere bakalım. Bakalım neler olacak. İlginç ama iyi. 6 aldık. Kötü. 6 bu da. 7 ver de sen en azından ya. Güzel. Gündelik oyunlar gamelik için güzel çalışıyor. 7. Yani. Araştırma yapabiliyor muyuz? 3D grafikler. 2D grafikler volume 3. 3D grafikleri gelişmemiz lazım bir yerden. Tamam biliyorum. Ne bu? Bir sonraki bölüme mi? Ofise falan geçiyormuşuz bunda. Vanagir abi, bakalım. İyi sattı. Güzel sattı. Çok iyi sattı. Böyle bir bizi yukarı taşıyacak bir oyun lazım bize. Oyun raporu oluştur. Aynen, Y files. Y files. araştırma puanı lazım bize. Bakalım şey yapabilecek miyiz? UFO ve gündelik tamam bir kombinasyon. Grafik gündelik oyun için önemli. Konu kullanıcı uyumu tamam. Pek şey yapmayacağız o zaman. O zaman hemen yeni oyuna geçiyoruz. Yeni oyun geliştireceğiz. Konu seçelim. Zombiler baştan. Tür seçelim. Aksiyon. Daha önce yapmışız gibime geliyor buna.
Zombi seçmeyelim o zaman. Gizem seçelim. Gizem macera seçelim. Platform. Gaming Test Master V. Yetişkinler için iyi değil bu. Pazar payı en fazla kimin var? Gamling'in var. Tam Gamling'e şey yapalım. Gençler için. Macera, oyun motoru seç, Dream Engine. Buna ne diyelim biz? Kara kaşlı. Aklıma gelen ilk isim buydu. 3D grafikler yok mu? 3D grafikler yapabiliyoruz ama oyun motorumuz yok. Doğru ya. Bugün Vena tarafından yapılan oyun platformu Vena Gear satışa sunuldu. Bakalım Vena Gear'de yeni oyun çıkarabilecek miyiz? Macera. Hikaye görevler. Motor. Yani birazcık şey yapalım onda. En azından oyunu kaydedebiliyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Bölüm tasarımı o kadar şey değilmiş macera için. Yapay zeka böyle diyalogları birazcık fırlatalım. Tasarım 10, tasarım 12, tasarım 2-2 gidiyor. Harika. Teknoloji iyi gitmiyor. 341.901. İyi, bayağı iyi. Oo, ses o kadar iyi değil. Dünya tasarımını birazcık şey yapalım bakalım. Oo, iyi geliyor, iyi geliyor, bayağı iyi geliyor. Tasarım bayağı rekor kıracak. Hataları da şey yapsın da, teknolojiye ver hocam. Teknolojiye getir birazcık. Teknoloji ver bize. Teknoloji lazım bize. Teknoloji vermeyecek misin? Teknoloji vermeyecek misin? Teknoloji vermiyor. Teknoloji vermeyecek misin? Tamam, verme. Sıkıntı yok. Bu bayağı rekor kırdı. Grafik, ooo güzel. Ben de şey oldum. Seviye atladım. Kara kaşlı. 8, harika. Hadi sana bir 9 ver. 9 ver, 9 ver. 7. Ah. Ah. 8 ver. 7. Fena değil gene de ama. Şey bekliyorduk yani. Daha iyi bir şey bekliyorduk. Bir oyun raporu oluşturalım bakalım. Oo, iyi satıyor. Çok iyi satıyor. Çok iyi sattı. Vay. G64'ün ücretsiz olan Go Low şirketinin iflas etmesiyle şaşırtan oldu. Oo. İyi, pazar payımız daha fazla oldu diğer şeylerde, diğer platformlarda. Karakaşlı için yaptığımız yayın öncesi analizi tamamlandı ve şu sonuçları aldık. Oynanış bu oyun tipi için çok da önemli değil gibi görünüyor. Tamam. Hangisiydi bu? Karakaşlı. Macera. Tamam. Önemli değil. Oynanışı indiririz. Oo, kötü. Kitle oyunu. Gaming genç, harika. Bir tek o iyiydi zaten. O yüzden şey yaptık. Oyun motoru yaratalım o zaman. 3D grafikler olsun bunda. İkisi de olsun. Oyun üreticisi aynen. Bayağı bir para harcayacağız ama. Aa, oyun motoru 2 yaptım ismi. Ah. 50.000 üzerine mi sattık? Oo, cidden öyle satmışız. Bayağı bir. Siz bu platform için 4 oyun yayınladınız ve toplam 833 bin dolar kazandık. Güzel. Artık yeni teknolojiye geçme zamanımız geldi. 3 boyutlu şey. Hadi düşünme. Düşünme, oyun yapmaya devam et. Araştırma puanımız da geliyor bir yandan. Karakaşlı pazardan çekildi. 455 bin kazandık. Gayet güzel. Gayet güzel. Oyun motoru 2 oldu onlardı ya. İsim vermeyi unuttum. İçime oturdu şimdi o. Araştırma puanları da bayağı yükseliyor. 100 binlik oyun motoru. Yeni bu oyun motoruna 100 binden fazla yatırım yap. Peki. İşte adı iyi olmalı. Araştırma yapalım. Pazarlama. Daha iyi kullanıcı deneyimi. 2D grafikler V3. Pazarlama. Pazarlama daima iyidir. Aa, alamıyorum çünkü yetmiyor. Daha iyi kullanıcı deneyimi. Hadi bakalım. Daha iyi kullanıcı deneyimi daima iyidir. Şimdi süper bir oyun düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bir de yeni bir konu bulalım. Araştırma konusu. Yeni konu. Ne var? Hükümet oyun geliştirme. Oyun geliştirme. Oyunun kendisini yapalım direkt. Game Dev Tycoon yapalım bir tane.
Direkt Game Dev Tycoon yapacağım. Onun için özel bir şey duymuştum. Müzik kesildi, müzik kesilmesin. Oyun geliştirme, tamam, hadi bakalım. Yeni oyun geliştirelim. Oyun ismi Game Dev Tycoon olacak. herkes için. Oyun geliştirme, tür. Simülasyon, platform, bilgisayar, PC. En fazla pazar payı... Simülasyon ne olur bilinmiyor. Gaming. Yap. Genç kesime o zaman hitap edelim. Oyun motoru Dream Engine, oyun motoru 2 olsun. Hadi bakalım ileri. 2D grafikler, 3D grafikler. 3D grafiklerle yapacağız oyunumuzu. A2 boyutlu yapsaydık keşke. Oynanış, hikaye, görev, motor, pek motor o kadar da önemli değil. Bu olsun, bu kesinlikle olsun. Birazcık fazla para harcıyoruz oyunlara ama bence aldığımız şeyleri, aldığımız paraya oyuna yatırım yapmak daha iyi bir fikir. Eninde sonunda büyük bir çıkış yapacağız. Bölüm tasarımı, yapay zeka. Simülasyonda şey olur, diyaloglar, yapay zekaya kesinlikle şey yapıyoruz. Bayağı iyi gelişiyor oyun şu ana kadar. Sesi fulle. Dünya tasarımı o kadar iyi değil. Grafikler, evet, kalsın öyle. Mono ses. Temel sesler de olsun oyun içinde. Bir tane seçebiliriz. Tamam, mono ses olsun o zaman. Hoş bu oyun 3D değil, 2D ama olsun, sıkıntı yok. Rekor kıracağız. Rekor kıracağız. İkisinde de rekor kıracağız ve oyun bayağı iyi satacak gibi geliyor. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Yes, rekor kırdık şimdi şeyde. İkisinde de rekor kırmış olduk. Harika. 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 Hadi. Basit ara sahneler, daha iyi diyaloglar, bölüm düzenleyici. Bölüm düzenleyici hoşumuza gidebilir. Uf. Hadi 10. 10. 19. Hadi 9. Hadi be 8. Hadi senden 10 görelim hocam. 10 görelim senden. 9. Harika. Bakalım ne kadar satacak. Hadi 10. Güzel. Harika bu. Kendi oyunlarına böyle yapmışlar. Neyse, güzel güzel güzel. Bir oyun raporu çıkar bakalım. Game Dev Tycoon'a 8.75, güzel. Oyun içerisinde oyun geliştir. Başlangıç, Inception. Oyun içinde Game Dev Tycoon geliştirdik ya. Güzel, araştırmaya birazcık daha gelsin. Game Dev Tycoon için yaptığımız yayın öncesi analizi tamamlandı ve şu sonuçları aldı. Oyun geliştirme ve simülasyon harika bir kombinasyon. Oynanış bu oyun tipi için çok önemli görünüyor. Platform oyunu, gaming simülasyon iyi. Güzel. Güzel, güzel. Oyun motoru yaratabilir miyiz başka? Yeni bir oyun motoru. 210 bin. Yaratalım lan. Oyunun ismi, oyun motorunun ismi bu sefer. In your face. Boş ver bunu. Skygear Engine. Engine kesinlikle. 210 bin dolar harcadık bu oyuna. 210 bin nakit harcadık en azından, öyle görünüyor. Affedersiniz, mikrofona vurdum. Oy endüstri haberleri. Vena yeni oy... Evet. Oasis. Araştırmaya bayağı bir puan geliyor. Bol bol yeni oyun şeyleri araştırmak istiyorum, el 40 geçerse. Bol bol yeni oyun konuları araştırmak istiyorum. Bayağı iyi satıyor oyunumuz bu arada. 950 bin. Bu ne lan? Sizin ilgilenmeyi bazı... Asker araştırmasını başarıyla tamamladınız. Ney? Neyse, araştırmamız gene şey oluyor. Piyasadan, marketten çekilmişiz. O zaman birazcık iş sözleşmesi bulalım biz. Bunu yaparız gibime geliyor.
Vena Oasis. İyi gidiyor bu. Bayağı yapacağız gibi bunu. Adamımız gene takılmazsa, düşünce şeyinde takılmazsa güzel. Hadi yaparsın. Yaptık. Harika. 22.000. Çok iyi. Bir tane daha kontrat bulalım. İş sözleşmesi bul. 3 hafta bunu yapamayız gibi. Bunu yaparız. Hadi. Hadi. Çok iyi, çok güzel. Şimdi araştırma, yeni konu, pazarlama, 2D grafikler, daha iyi diyaloglar, bölüm düzenleyici. Daha iyi diyalogları yapabiliriz bence. 3 tane de konu araştırırız yeni bunun üzerine. Konuya ihtiyacımız var çünkü. Konuya daima ihtiyacımız var ve şu anda konu sıkıntısı çekiyorum. Ben RPG oyunları yapmak istiyorum ve RPG oyunları yapmak istiyorum hocam. Şey bu dostum. Araştırma, yeni konu, hükümet, siber korsan, okul, okul yapalım. Simülasyon olsun okulda. Okul simülasyonu yapalım bir defa. Bunu da yeni şeyde yaparız. Yeni... Hayır takılma, kafan takılmasın orada lütfen. Aylık giderler, bak aylık giderimiz oluyor. Bak 1 milyona az kaldı, yeni ofise geçeceğiz, gözünü seveyim. Okul. Araştırma, yeni konu. Hackerlık, okul, hükümet, hükümet, bir tane hükümet simülasyon yaparız. Hep simülasyon yapacağız biz. Yeni teknolojilerin olduğunu biliyorum ama birazcık şey yapmak istiyorum. Aylık giderler, tamam yeni konu yapmamız lazım bundan sonra. Ya da... Hükümet, güzel. Araştırma, bir konu daha, hackerlık kelime hazinesi, hadi göreyim. Konular kalsın orada. Konular kalsın orada. Yeni oyun geliştirelim. Oyunun konusu. Okul olsun, tür, gündelik. Gündelik olsun tür, platform, Venagir. %18, Vena Oasis %17.4. Simülasyon bayağı iyiydi bunda. Oyun motoru Skygear Engine. Genç kesim için bu da. Nereye geliştiriyoruz? Gamling'e. 40 bin mi? Azmış maliyet. Güzel. Oyun konsepti ne olsun? ÖSS Apokalips. ÖSS Apokalips oluyor oyun şeyi. ÖSS değil artık onu biliyorum. Sınava girdim de. 3D grafikler. 2D grafikler ve ekip. Böyle yapalım bakalım. Daha iyi kullanıcı deneyimi, bu da olacak. Motor iyi, hikaye görevler, bunu birazcık şey yapabiliriz, oynanış böyle iyi olabilir bence. Çok fazla hata var. Neden çok fazla hata var? Neyse, şeyler fena değil, tasarım ve teknoloji fena değil. Bölüm tasarımı, diyaloglar, bunu birazcık artıralım, yapay zeka o kadar gerek yok. Bakalım, şu anda deniyoruz sadece, neler olacağını deniyoruz. Neler iyi gidiyor bunlarla onu deniyoruz. Araştırmaya bayağı gitti, grafik güzel, ses... Mono ses, temel ses. Şöyle tutabiliriz sesi bence. Dünya tasarımını aşağı çektik mi bilmiyorum. Şöyle yapalım. Bence iyi bir şey çıkabilir bundan. Hatalar azalsın. O sırada tasarımı ona buna gelsin. Teknoloji de gelsin bir iki tane. Tasarımı güzel geliyor. Gelmesin mi bir tane daha? Tamam bitir. Şey olmayacak onu biliyoruz. Güzel seviye yükselmişiz dünya tasarımında. Oyunu yayınla. Açık dünya. Açık dünya baby yes. Açık dünya benim yapmak istediğim oyun. Bu da son oyunumuz olsun. Bir sonuçlarını görelim. On olsun. On olsun. Hadi bir 10 daha. On. Uf. Çok iyi oldu lan. Oğlum çok iyi oldu lan. Oğlum bayağı iyi oldu. 9.75. Geç ofise geç. Ofise geç tabii ki ofise geç. İnanılmaz.
2.4 milyon dolar okul oyunu yaptık. ÖSS Apocalypse. Okul ve gündelik tamam. Grafik bu oyun tipi için çok önemli, gündelik için. Platform, tür oyunu, gaming, gündelik harika. Pozisyon doldur diyebiliyoruz. Teknolojide iyi değiliz. Ne? Personel yönetim eğitimi tamamlamalısın. Tamam. Skydreams Games şirketinin son oyunu genel olarak olumlu tepkiler aldı. Stardreams gerçekten mükemmel deyip 11'de eğer Skydreams Games bu şekilde yaratıcı olmaya devam ederse yeni bir hayran gözü şey olabilirler falan filan. Neyse. Ve izlediğiniz için de bize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek sözünlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.